Evet, Battalgazi ilçemizi Eski Malatya Meydanı'ndayız. Eski Malatya Meydanı'nın Eski Malatya'ya değer katması noktasında bir meydan çalışması başlatmıştık. Şu an hızlı ve seri bir şekilde bu meydan çalışmamız devam ediyor. Amacımız burada Eski Malatya'yı özellikle Ankara Beypazarı gibi bir mekana, bir alana kavuşturmak. Eski Malatya, Malatya'mızın özellikle yöresel ürünlerin yetişmiş olduğu, Malatya has ürünlerin daha doğrusu yetişmiş olduğu ilçelerimizden bir tanesi. Biz arzuluyoruz ki tarihin, medeniyetin kalbi olan Battalgazi'ye, Eski Malatya'ya insanlar geldiğinde burada bu yöreye ait birçok ürünle tanışsınlar. Burada istirahat edeceği mekanlara onları kavuşturalım diye burada önemli bir projeyi başlatmış olduk. Eminim ki bu proje bittiğinde herkesin bahsedeceği, herkesin gelip görmek isteyebileceği bir mekan olmuş olacak. Konuşmamızın başında da ve birçok defasında da şunu söylüyoruz. Eski Malatya'da tarih var, Eski Malatya'da kültür var, Eski Malatya'da medeniyet var. Eski Malatya bölgesinde 8-10 bin yıllık Caferhöy başta olmak üzere bir yaşanmışlık var. Biz bu yaşanmışlığı vatandaşla, özellikle dışarıdan gelen turistlerimizle paylaşmak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Tabi tanıtımın yeterli olabilmesi için bazı yapıtları bu bölgeye kazandırmamız lazım. En önemlilerinden bir tanesi de işte Eski Malatya Meydanı. Şu an 70-80 milyon, başlangıçta bir 30 milyonluk bir proje hazırlanmıştı. Ama fiyatların yükselmesiyle ciddi bir parayla bu bölgenin kalkınmasına, bu bölgenin gelişmesine ciddi bir katkı sağlamış olacağız. İşte bir tarafta kervansaray, bir tarafta kümbetler, bir tarafta medreseler, Şaibe-i Kübra, Sura, yani yeni dille büyük ve küçük üniversitenin olmuş olduğu yerler, diğer tarafta kümbetlerimiz, bir tarafta surlarımız. Dolayısıyla bu yapıyı bir bütünleştirmek için bu meydan çalışmamızı düzenlemiş olduk. İnşallah bittiğinde hakikaten Eski Malatya'ya belki şu an değeri ölçülmeyecek bir değerde ama binlerce kat değer katacak bir çalışmayı burada başlatmış olduk. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İmardan sorumlu başkan yardımcımız özellikle merkezi aşma noktasında bir çalışmayı yürütüyor. 18 uygulamaları başladı. İnşallah hem bu 18 uygulamalarla hem bu meydanla inşallah yapmış olduğumuz çalışma birkaç defasında söylemiştik. Burada sanayi bölgemiz var. Sanayi evlerle iç içe girmiş. İnşallah bu sanayi bölgemizi de dışarıya çıkardığımızda Eski Malatya'nın merkezini rahatlatmış olacağız. Ve muhtarlarımız, buradaki vatandaşlar hep şunu söylüyorlardı. Malatya büyük şehir olunca burada belediye ve hükümet konağı bu merkezin dışına çıktığında Eski Malatya merkezi bir köy statüsüne, bir mahalle statüsüne dönmüş oldu. İnşallah bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Eski Malatya hakikaten şehir merkezinden bile güzel olabilecek bir konuma dönüşmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayatta şunu yapalım. Mesela burada taksiciler ileride o şeyin yeri olabilir. Selamünaleyküm. Başkanım, hoş geldiniz. Aleykümselam.